Japonya'da Tokyo Haneda Havalimanı'nda gerçekten uçuş emniyet tarihine geçilecek çok önemli bir kaza yaşandı. 2024'ün ilk uçak kazasında iniş sırasında Airbus A350-900 tipi uçak alevler içinde kaldı ve uçakta bulunan 367 yolcu ile 12 mürettebat saniyeler içerisinde kabini terk etti ve hayatta kaldı. Bugünkü kazadaki en önemli odaklanılan noktaların başında Uçuş emniyet konusunda kabin tahliye konusu geliyordu. Bir ikinci önemli konu da Airbus A350, Boeing 787 gibi kompozit uçaklar. Bu uçaklarda yangın meydana geldiği zaman nasıl söndürülecek? İşte havacılık tarihine geçecek iki önemli noktayı bugün videomuzda birlikte irdeleyeceğiz. 2024 havacılık açısından çok ilginç başladı. Ee, yeni yıldaki ilk günde büyük bir deprem meydana geldi ve arkasından da Tokyo Haneda Havalimanı'nda Japon Hava Yolları'nın kazası yaşandı. Bu Airbus A350 tipi uçağın yaşadığı ilk büyük kaza olmuştu. Açıkçası her şey çok normal başlamıştı. Yeni yıl tatilinden Sapporo'dan dönen yolcularını taşıyordu Japon Hava Yolları'na ait A350 ve normal 367 yolcu ve 12 mürettebatıyla uçuş tamamlanmak üzere Tokyo Haneda Havalimanı'na alçalmaya başladı uçak. Uçak 3-4 pistini karşılayacak ve buraya teker koyacaktı. Ancak bu uçağın inişi sırasında bu sırada piste çıkmak üzere kalkış için bekleyen Japon sahil güvenliğine ait D8 tipi çift motorlu turboprop uçakta görev uçuşuna gidecekti. Ancak bir bilinmez C5 taksi noktasında olması gereken ve inişi bekleyen uçak bir şekilde pistin e, üstüne çıkmıştı. Ve tam bu sırada da Japon Hava Yolları'na ait A350 bu uçağı burun bölümünden vurarak pistin içerisine adeta çok sert bir şekilde çarptı. Ve uçaktan o yangın öncesinden birkaç saniye önce çekilen fotoğrafta A350'nin burnu ve sol motorda çok ciddi bir hasar olduğu ortaya çıkmış oldu. Pilotlar açıkçası şaşırmışlardı. Ne yaşayacaklar, ne olacak? Bunlar için çok hızlı hareket etmek gerekiyordu ve hemen yolcuların tahliyesi için kabine bilgi verilirdi. Normalde biz tabii uçağa biniyoruz. Uçakta bizleri kabin memurları karşılıyor. İşte yerimizi gösteriyorlar, bize çay kahve veriyorlar, ikram veriyorlar ama bunlar hep bizim gördüğümüz aslında işin servis kısmı. Kabin memurları bizim hayatımızı kurtarmak için oradalar ve çoğunlukta da uçağa bindiniz. Bir uçuş emniyet kurallarını anlatan video oynatılır veya uçuş demosu yapılır. Yani kabin ekipleri acil durumları anlatır. Pek fazla da yolcular bunları dinlemezler. İşte Japon halkı her zaman acil durumlarla yaşamaya çok alışkın ve bu konuda sürekli ilk okuldan ana itibaren eğitim yapılıyor ve kurallara. Uyması, burada görevlerin dediklerini yapması konusunda çok önemli bir şartlanmaya sahipler. Eğitim düzeyleri de Japonlar oldukça yüksek. Ve tahliye emri verilince hemen kabin memurları yolcuları acil çıkış kapılarına doğru yönlendirmeye başlıyorlar. Bu yönlendirme sırasında uçakta 2 pilot ve 10 kabin memuru var. Her kabin memuru da uçağın farklı acil çıkış noktalarında oturuyor. Bu havacılık kuralları gereği bu şekilde yapılıyor. Hemen acil çıkış kapıları açılıyor. Slide olarak adlandırılan şişme kaydırak sistemleri devreye konuyor. Sonuçta A350 oldukça iri cüsseli bir uçak, çift koridorlu, uzun menzilli bir uçak ve buradan kapıdan açılan slaytlar üzerinden yolcular kaydırılarak uçağın terk edilmesini sağlıyor. Şimdi daha önceki bu tür acil çıkışlarla ilgili videolarda aklınıza gelebilir. Benim en fazla gelen video Rus Aeroflot havayollarının Sukhoi Superjet kazası. Burada önde oturan yolcular bavullarını alarak çıkmaya çalışarak acil çıkış kapılarını önünü tıkamışlar ve arkadan gelen yolculara tahliye için süre bırakmamışlardı ve uluslararası havacılık kuralları gereği de bu tahliyenin 90 saniye içinde yapılması gerekiyor. Yani ister bu 20 kişilik küçücük bir yolcu uçağı, bölgesel bir yolcu uçağı olsun veya Airbus A380 gibi bir yolcu uçağı olsun. Bu çok önemli ve tahliyenin 90 saniye içinde yapılması gerekiyor. Bu kazadan öğrendiğimiz en önemli konu Japon yolcuların kabin memurlarını dinlemesi Yanlarına hiçbir çanta almadan hızlı bir şekilde uçağı terk etmek üzere acil çıkış kapılarına doğru gitmeleri bu çok çok büyük önem arz ediyor. Şimdi burada tabi bazı teknik sorular aklınıza gelebilir. Japon uçağını, Japon sahil güvenlik uçağını niye hava trafik kontrolörleri görmedi? Tokyo Haneda teknik altyapısı açısından da oldukça iyi bir havalimanı, yüksek teknolojiye sahip ve yerdeki hareket de özel radar sistemleri tarafından takip ediliyor. Kule'deki hava trafik kontrolörü de buna çok dikkatli bir şekilde bakıyor. Ama neden burada Japon sahil güvenlik uçağını kaçırdı, farklı bir yerde olduğunu tespit edemedi? Bu açıkçası incelenmesi gereken çok çok önemli bir Konu muhtemel kaza kırım raporlarıyla ilgili yapılacak incelemede de bu konuya özellikle odaklanacaklar. Bu arada sahil güvenliğin kullandığı D-8 tipi çift motorlu aslında bölgesel bir yolcu uçağı, pervaneli bir yolcu uçak, üzerlerinde özel kamera sistemleri, gözetleme sistemleri ve çeşitli sensörlerin yer aldığı bu uçak biraz daha eski teknolojiye sahip bir uçak ve bu uçakta da ads olarak adlandırılan normalde işte uçağın takip edilmesini sistem istenen e, takip edilmesini sağlayan sistemin eski versiyonu olduğu biliniyor. ads sisteminin eski olması uçak üzerinde e, acaba herhangi bir tıkas olarak adlandırılan çarpışma ikaz sistemini A350 almadı mı sorusunu sorabilirsiniz. Normalde tıkas olarak adlandırılan çarpışma önleyici sistem e, 1200 fit ve altındaki irtifada yani 400 metreden daha aşağıki irtifalarda çalışmıyor ve pilota işte pas geçin gibi bir ikazda açıkçası bulunmuyor bu açıdan da bu sistemin varlığı ve yokluğu açıkçası yerde herhangi bir e, fark oluşturmuyor tabii ki bu konuyla ilgili ne yapılabilir hangi uyarı sistemleri yer alabilir bu tür yoğun havalimanlarında pis karışıklıkları meydana gelebiliyor. Yanlış taksi yollarına, yanlış pistlere yönlendirme gerçekleşebiliyor. Bununla ilgili hangi önlemler alınacak muhtemel uçuş emniyet çalışmalarının bir sonraki adımında bu oluşturulacak. Şimdi gelelim yangınlarla ilgili önemli konuya. Normalde bir yolcu uçağını aklınıza getirdiğiniz zaman Ana yapı alüminyumdan oluşur. Çok hafif alüminyum alaşımlar ve bunlarla birlikte kompozit malzeme giderek daha fazla havacılıkta kullanılıyor. Ancak Boeing 787 ile birlikte tamamen bir kompozit bir gövde. Buna karşılık rakibi Airbus A350'de çok hafif kompozit sistemler metal sistemlerle birleştirilerek yeni yeni yapılara doğru geçilmeye başlanıyor. Ancak görülüyor ki işte bu kazada olduğu gibi kompozit uçaklar uçak yangınları açısından da yeni bir sayfa oluşturuluyor. Bugün bakıyorsunuz elektrikli otomobil sayısı hızla artıyor ve bunların da tabi yangınları var. Bunlara nasıl müdahale edilecek? Dış yapıya karşı nasıl adım atılacak? Aynı bu şekilde uçak yangınları konusunda da farklı uygulamaların hayata geçirilmesi şart gibi gözüküyor. Bir başka önemli nokta aynı elektrikli otomobillerde olduğu gibi Yeni nesil yolcu uçaklarında yüksek verimlilik için çok sayıda lityum iyon pil kullanılıyor. Bundan birkaç yıl evvel hatırlayacaksınız Boeing 787'lerin pilleriyle ilgili bir e, sorun yaşanmıştı. Bütün filo yere inmişti. Benzer lityum iyon bu şekildeki piller aynı durum A350'le de kullanılıyor. Ve bunlar havacılığın geleceğini oluşturuluyor. İşte bu tür yangınlarda e, siz suyla müdahale edildiği zaman yani bunlara işte köpük su gibi bildiğimiz klasik anlamda yangın söndürme sıvıları bunlara atıldığı zaman bu bataryaları bu sistemleri veya kompozit yangınını durdurmak hiç kolay değil. Bu içi bu iş içinde havalimanı itfaiyelerine yeni bir düzenleme açıkçası gerekiyor. Havalimanlarında normal itfaiyeler yok. ARFF olarak adlandırılan Arama kurtarma konusunda, enkazdan yolcunun çıkartılması konusunda e, özel eğitimli ekipler buralarda görev yapıyorlar. Nasıl yolcular 90 saniye içerisinde uçağı terk ediyorsa e, itfaiyenin de 90 saniye içerisinde acil durum alarmı verilmesiyle birlikte hızlı bir şekilde bölgeye gidip hızlı bir şekilde kurtarma işlemine başlaması gerekiyor. Aslında o 90 saniyelik sürede de yolcuların dışarı çıkması ve ekiplerin, kurtarma ekiplerinin, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi gerekiyor. Evet, çok ilginç bir kazayla 2024'e merhaba dedik. Bu kaza alınacak önlemler, yeni kurallarla birlikte gerçekten havacılıkta, hava yolu taşımacılığına yeni bir sayfa açacak gibi duruyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler göreceğiz? Bunlar çok çok önemli ama buradan şu az bilgiyle alacağımız bir ders var. Lütfen uçakta kabin memurlarının dediklerini dikkatle dinleyin. Kuralları zorlamayın. Kemerinizi takın diyorsa kemerini takın. Eğer size bir acil durumla ilgili hareket etmeniz gereken bir tarz konusunda bilgi veriyorsa işte e, uçuş emniyetini için şunları lütfen yapın veya tahliye ediliyor. Acil durum, acil çıkış kapılarına yönlenin gibi konular söz konusuysa lütfen kabin memurlarını dinleyin. Onlar bizlerin hayatlarını kurtarmak için kendi canlarını gerekirse e, can siperhane bir şekilde ortaya koyup hareket edecek özel eğitime sahipler. 2024'de gerçekten çok hızlı başladık. Herkese sağlıklı, mutlu ve emniyetli uçuşlar diliyorum.